Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bileşenleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin başlaması dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Çanakkale Eğitim İş Şubesi'nde yapılan açıklamada bütçeden vatandaşlara ayrılan bütçe payının günden güne eridiği vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerindeki görüşmeler başladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bileşenleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin başlaması dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Serkan Serbest'in okuduğu açıklamada, 2023 yılı bütçesinden vatandaşlara daha çok pay ayrılması gerektiği vurgulandı. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Meclisin gündeminde olduğu ve plan görüşmelerinde bakanlıklara ayrılan bütçelerde yurttaşlardan yana bütçe yapılması gerekmektedir. AKP iktidarının kamu kurumlarını tasfiye ettiği, özelleştirmelerin bütün hizmet kollarına yayıldığı ve kredili mevduat sistemiyle zenginin parasını koruma çabaları ile yurttaşlara ayrılan bütçe payı günden güne erimektedir. Ülkemizde ekonomik kriz derinleşmekte, yurttaşların yaşam şartları zorlaşmaktadır. Yurttaşlar ekonomik krizi çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde hissetmektedir. 2023 bütçesinde emekliler, işçiler, aileler, çocuklar, kamu çalışanları bulunmamaktadır. Serbest açıklamasının devamında taleplerini sıralarken şu ifadelerine yer verdi. Gelirlerimizden ve tüketimlerimizden kesilen vergilerle bizleri günden güne fakirleştirirken devletin kaynaklarını seçim giderlerini uğruna ve yandaşa aktarılmasını asla kabul etmiyoruz. Emekten, emekçiden yana bir bütçe istiyoruz. Üretimden, tarımdan, ilerlemekten yana bir bütçe istiyoruz. Devletin kaynaklarının, devletin yurttaşlarının yararına kullanıldığı bir bütçe istiyoruz. AKP iktidarının yıllardır bizlere dayattığı bütçeleri kabul etmiyoruz. Aksi halde bunun hesabı sandıkta sorulacaktır.